Sevgili Kaya LC kanal takipçileri, herkese merhabalar. Bu videomuzun konusu sevgili arkadaşlar, doğrultucular. Doğrultucu elektronik için ne demek? Önce onu açıklayalım. Sevgili arkadaşlar, biliyorsunuz mesela evlerimizdeki prizde 220 volt şehir şebekesi AC gerilim dediğimiz bir gerilim türü var. Sevgili arkadaşlar, AC gerilimle DC gerilimin farkını anlattığımız bir videomuz var. O videomuz yine sağ üst köşede linki gelir. O videoyu izleyerek AC gerilimle DC gerilim arasındaki farkı gayet güzel bir şekilde öğrenebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Şimdi bizim anlatacağımız bu doğrultucular işte AC gerilim olan değişken, yani sabit olmayan gerilimi doğrultup sabit bir şekle getiren devrelere biz doğrultucular diyoruz elektronikte sevgili arkadaşlar. Şimdi AC gerilimin hemen çizerek size şekillerini anlatayım. Sevgili arkadaşlar, AC gerilim için söylüyorum. Hemen buraya AC yazalım şöyle. AC gerilimin dalga şekli şudur sevgili arkadaşlar. Zamana göre genliği değişen gerilimlere biz AC gerilim diyoruz arkadaşlar. Burası T olsun, şurası da U olsun. Voltajımız sevgili arkadaşlar. Belli bir zamanda sabit olmayan, zamana göre devamlı gerilimin miktarının değiştiği tip gerilimlere biz AC gerilim diyoruz arkadaşlar. DC gerilimse, DC'yi de hemen şuraya çizelim. Zamana göre genliği değişmeyen U diyelim. Burada U voltaj sevgili arkadaşlar. U olabilir, V olabilir, başka bir şey olabilir. Mesela DC gerilimde 10 volt için söyleyelim. 10 volt zamana göre hiçbir zaman genliği değişmeyen, hep sabit 10 voltta kalan gerilimlere biz DC gerilim diyoruz. Mesela bataryalar, aküler, ondan sonra doğru gerilim, DC gerilim veren güç kaynakları, DC adaptörler, hepsi bu tip gerilimlerdir arkadaşlar. Fakat evlerimizde kullandığımız gerilim AC'dir. AC gerilim zamana göre devamlı voltajı değişir arkadaşlar. Belli bir zamanda bir voltajdayken başka bir anda başka bir voltaja geçiş yapar. Bunu atlamalar şeklinde değil, birbirini takip eden şekilde yaparlar sevgili arkadaşlar. Ve bizim şehir şebekemizin frekansı unutmayın sevgili arkadaşlar 50 Hz'dir. Yani saniyede 50 kere bizim şehir şebekemizin gerilimi yön değiştirir arkadaşlar. Daha doğrusu artı alternatifleri, eksileri birbirine hepsini birden sayarsan saniyede 100 kere yön değiştirir. Ama periyotlar halinde mesela bir frekans 1 Hz şudur arkadaşlar. Bir periyot şudur. Bir kere artı ve eksi arasında geçiş yapması 1 Hz'dir arkadaşlar. 50 kere bu işlemi tekrarlar şehir şebekemiz. Şimdi peki biz elektronik cihazlarımızda biliyorsunuz değişken gerilimlerle onu kontrol etmemiz mümkün değil. Değişken gerilimleri arzuladığımız yerler de var ama genel itibariyle elektronik cihazlarımızın hepsi DC gerilimle çalışır arkadaşlar. Kendi içinde belki bunu değişken gerilimlere çevirir. O ayrı bir şey ama besleme gerilimleri genelde DC'dir. Peki biz şehir şebekemize AC geliyorsa biz bunları nasıl DC'ye çevireceğiz? Nasıl kullanacağız sevgili arkadaşlar? İşte burada doğrultucular devreye giriyor sevgili arkadaşlar. Şimdi mesela bir trafo çizeceğim şuraya. Transformatör çizeceğim sevgili arkadaşlar. Bu gördüğünüz bir trafo olsun. 220 volt şehir şebekesi giriyor sevgili arkadaşlar. AC gerilim giriyor bu trafoya. ...2 çarpı 12 volt... AC gerilimde çıkıyor. 2 çarpı 12 volt olması ne demek arkadaşlar? Şu demek, orta ucu 0, trafonun bir ucu 12 volt AC, ama yine dalgalı değişken bir gerilim. Diğer ucu da yine 12 volt AC sevgili arkadaşlar. Bu şu demek sevgili arkadaşlar, bizim trafomuz 220 volt olan ve zamana göre genliği devamlı değişen gerilimi 12 volt ama yine genliği 220 volta bağlı olarak
değişen gerilime dönüştürüyor demek, düşürüyor demek sevgili arkadaşlar. Şimdi ileriki videolarımızda şunu da belirteyim sevgili arkadaşlar. Transformatörlerin nasıl oluyor da gerilimi düşürüyor, nasıl oluyor da gerilimi yükseltiyor. Bundan bahsedeceğim. Bu konu önemli. Çünkü birçok arkadaşımız bu konuyu yanlış biliyor sevgili arkadaşlar. Doğrusunu anlatacağım. Onun için kanalı takipte kalmayı unutmayın. Ve şunu da söylemeyi unuttuk sevgili arkadaşlar. Bu tür teknik konulara merak olan arkadaşlar lütfen kanala abone olmayı ve bildirimlerini açmayı unutmasınlar. Beğendiğiniz videolara like atmayı ve yorumlarda deneyimlerinizi, tecrübelerinizi, bilgi ve birikimlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın diyorum sevgili arkadaşlar. Neyse, trafomuzun çıkışı da dediğim gibi zamana göre genliği değişen, yani gerilimin miktarı değişen fakat daha düşük bir gerilim, 12 volt gibi tepe değerine sahip bir gerilim. Bu şu demek arkadaşlar, bizim trafomuzun çıkışı sıfırdan başlıyor. 0.1 milisaniye sonra 0.1 volt oluyor. 0.2 milisaniye sonra 0.3 volt oluyor. 0.4, 0.5, 0.6, 12'ye gelene kadar yükseliyor. Sonra tekrar 11.9, 11.8, 11.7 olarak gerilim düşüyor sevgili arkadaşlar. Sıfıra gelinceye kadar. Sıfıra geldikten sonra da aynı şekilde eksi yönde bakın. Burası artı alternans, burası eksi. Bu sefer de eksi yönde düşüş ve çıkış periyoduna giriyor sevgili arkadaşlar. Trafomuzun çıkışı. Aynı şey 220 volt için de geçerli. Ama trafodan sonra bu gerilim düşürülmüş oluyor. Peki biz bu genliği değişen gerilim bizim işimize yaramıyorsa, bize doğru bir gerilim lazımsa elektronik cihazlarımızın sapıtmadan stabil bir şekilde çalışabilmesi için, biz bu gerilimi nasıl doğrultacağız sevgili arkadaşlar? Bu ip değil ki çekesin ve dümdüz bir hale gelsin sevgili arkadaşlar. Onun için ne gibi teknikler uygulanabilir? Hemen şimdi ona giriş yapalım arkadaşlar. Arkadaşlar kanalda daha önce anlattığımız diyotlarla ilgili bir videomuz vardı. Diyot nedir, nasıl çalışır, nerelerde kullanılır gibi. Şimdi sevgili arkadaşlar işte diyotlar bize burada bir Hızır gibi yetişip bizim doğrultma görevini yaptırmamızı sağlarlar sevgili arkadaşlar. Şimdi önce yarım dalga tip doğrultucudan bahsedeceğim sevgili arkadaşlar. Şuraya hemen başlığını atalım. Yarım dalga doğrultucu. Sevgili arkadaşlar yarım dalga doğrultucuda trafomuz burada dursun. O yine dalga şeklini çizelim sevgili arkadaşlar. Yarım dalga doğrultucuda trafomuzun hemen şu çıkışına bir adet diyot atıyoruz sevgili arkadaşlar. İsterseniz orta uçtan alırsanız 12 volt olur sevgili arkadaşlar. Buradaki gerilim farkı 12 volt olduğu için. İsterseniz bu uçtan, buradan alırsanız 24 volt olur arkadaşlar geriliminizin farkı. İstediğiniz yerden alabilirsiniz. Buradan alırsanız 24, buradan alırsanız 12 volt olacaktır sevgili arkadaşlar. Şimdi biz bu diyotu buraya atınca ne oldu? Bakın. Şimdi şu ucu hiç karıştırmıyorum. Şuradaki olan olayı aynen şuraya çizeceğim sevgili arkadaşlar. Şurası U, yine gerilimimizin kendisi. Şurası da zaman çizelgemiz arkadaşlar. Şimdi diyotlar tek yönlü gerilim geçirdiğine göre ve bizim burada aynen şu şekilde giriş kısmı, girişi çiziyorum arkadaşlar. Trafonun, yani diyota girişi, trafonun çıkışı aslında. Giriş kısmımızdaki dalga bu şekilde zamana göre genliği değişiyor sevgili arkadaşlar. Bir düşüyor bir çıkıyor, bir düşüyor bir çıkıyor işte. Diyotumuz tek yönlü akım geçirdiğine göre, sadece artıları geçireceğine göre, eksiler geldiğinde diyotumuz bunları hop dur sen geçemezsin diyeceğine göre sevgili arkadaşlar, aynen buradaki şeklimizi şöyle bir yapalım. Şuraya taşıyalım sevgili arkadaşlar. Sadece artıları geçirip eksilere dur diyeceğine göre. Burası artı gerilimler. Artı gerilimler geldi. Ve aynen burada olduğu gibi böyle geçti. Fakat genliği yine değişiyor sevgili arkadaşlar. Fakat yönü diyotla doğru olduğu için bu şekilde artı gerilimler geçti.
Eksi gerilimlere geldiğinde sevgili arkadaşlar, eksi gerilime geldiğinde diyotumuz dedi ki hop sen geçemezsin, dur bakalım. Eksi geçemedi, eksiyi geçirmedik. Tekrar artı geldi. Tekrar artı geldiğinde sevgili arkadaşlarım, yine aynen bu şekilde geçti ve eksi gerilimler geçemedi sevgili arkadaşlar. Peki burası 0, 110, eksi 110, pardon, nereden 110, nereden? Trafonun girişine gitti aklım arkadaşlar. 110 değil, 110'u siliyoruz, iptal ediyoruz. Hemen bir arkadaşımızın uyarısı üzerine şöyle bir şey yapmayı düşünüyorum sevgili arkadaşlar. Yine takipçilerimizden biri sağ olsun dedi ki abi yanlış yaptığın yerleri silersen bizim kafamız karışmaz. Bakalım şöyle bir silelim oraları. Kafa karıştırmasın sevgili arkadaşlar. Bulaştırmadan silebilirsek tabii. Evet sevgili arkadaşlar, biraz bulaştı ama yapacak bir şey yok. Çıkmıyor. Artı 12 volt, 12 volta kadar çıktı. Eksi olarak 12 volta kadar indi arkadaşlar. Eksi 12 volt, artı 12 volt. Şimdi burada 0'dan artı 12 volta, tekrar 0'a, 0'dan eksi 12 volta ve tekrar 0'a yolculuğu var bizim elektronlarımızın. Peki burada öyle mi? Burada tam olarak öyle değil sevgili arkadaşlar. Burada diyotun eşik gerilimi olan 0.7 voltun üstüne çıkmadan diyotumuz herhangi bir geçiş sağlamayacağı için bizim buradaki taban gerilimimiz aslında tam 0 değil de şuralardan şu şekilde kesik oluyor arkadaşlar. Şuralar yok. Yani 0.7 volt başlıyor, 12 volt. Tekrar düşüyor düşüyor 0.7 volt. Burası da tam olarak 12 volt değil arkadaşlar. 0.7 volt düştüğü için eğer burası 12 ise burası da 11.3 volt oluyor sevgili arkadaşım. 0.7 volta tekrar 11.3 volta yükseliyor. Bu aralıkta sadece artı gerilimleri geçiriyor diyotumuz sevgili arkadaşlar. Böylelikle biz AC gerilimimizin artı gerilimlerini trafomuzun bir tarafına, sadece artılar, eksi gerilimlerini ise trafomuzun diğer ucunda bırakacak şekilde devam ediyor. Artılar bir tarafa, eksiler bir tarafa toplanmış oluyor sevgili arkadaşlar. Fakat buradaki artı ve eksi hala yön değiştirmeye devam ediyor sevgili arkadaşlar. Pardon, yön değiştirmeye diyorum. Çok özür dilerim. Hala genliği değişmeye devam ediyor. Yani 1 volt, 2 volt, 3 volt, 12 volt, 11, 19, 8, 7, 0.7, tekrar 0.8, 0.9 gibi yükselip buradaki artılık ve eksilik devamlı gerilim değişikliğine maruz kalmaya devam ediyor. Şimdi biz bu dalgayı gördüğünüz gibi artıları burada topladık. Eksiler boş kaldı. Eksiler de diğer ucumuzda. Peki bir nebze daha doğrultamaz mıyız? Yani bunu birazcık daha doğru gerilime yaklaştıramaz mıyız? Yaklaştırabiliriz sevgili arkadaşlar. Onun için trafomu tekrar şuraya çizeceğim. 220 volt. Tekrar AC falan yazmıyorum. Orta ucu yine sevgili arkadaşlar. Bu sefer de diyorum ki madem öyle, burada da şeyimiz var. Tekrar burada da şöyle artılarımız var sevgili arkadaşlar. Buradaki buraya gelen artıları geçirdik. Burada da tekrar artılarımız var. Bu 12 volta gelen artıları. Şimdi burada da şöyle bir yöntem izleyebiliriz demek ki. Buraya bir diyot, buraya bir diyot ve bu diyotların çıkışını şöyle birleştirip şöyle yaparsam ne olur? Şu da eksi olsun. Artıları buraya, eksileri buraya topladım arkadaşlar. Şimdi ne olur? Hemen bunun dalga şeklini çizelim. Şimdi arkadaşlar AC gerilimimizi buraya çiziyorum.
artı alternanslar, eksi alternanslar. Tık 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 tık. Şura tuhaf oldu. Acele ettik galiba. Evet. Şimdi burada artılar buradayken sevgili arkadaşlar, şurası 0.7 volt. Evet. Şimdi şu ucu içinde çiziyorum sevgili arkadaşlar. Bu uçlar içinde artılar 0.7 volt, artılar 0.7 volt. Şu şekilde. Biz bu artılara şu uçları birleştirerek ne yapmış oluyoruz? Şuradaki artıyı getirip buradan birleştiği için sevgili arkadaşlar buraya taşımış oluyoruz. Gördünüz mü? Neticede bizim şuradaki artı voltajımız aynen şu şekli aldı sevgili arkadaşlar. Yani aralarda boşluk, yani 0.7 voltluk boşluk olmasına önledik ve 0.7'den artıya, tekrar 0.7'ye, tekrar artıya, tekrar 0.7'ye, tekrar artıya, hiç 0.7'de süre gelen bir durum olmasını önlemiş olduk. Yani hiç 0.7'de devam etmiyor. Hep yüksel düş, yüksel düş yapıyor sevgili arkadaşlar. Şimdi artılar burada. Eksilerimiz de hala sevgili arkadaşlar, bizim şöyle dalgalı bir gerilimimiz var. Burada. Peki bunu da düzeltmenin bir yolu yok mu? Daha da doğruya yaklaştıralım. Gitgide bunu daha da doğrultalım sevgili arkadaşlar. Hemen tekrar buraya bir şura gözüküyor mu bir bakayım. Evet, gözüküyor sevgili arkadaşlar. Şimdi buraya tekrar bir trafo çiziyorum. Artı gerilimlerimi sevgili arkadaşlar, orta ucu iptal ettiğimi düşünelim. Ya da şu ucu iptal edip orta uçtan aldığımı düşünelim. Fark etmez. AC gerilimde iki uçtan aldığımda sevgili arkadaşlar. Diyorum ki artıları hep bir yere toplayalım. Şöyle bir artı getirdim. Buradan da getirdim. Bir diyot da buraya koydum sevgili arkadaşlar. Evet, ikisinin ucunu da aynı burada yarım dalga. Pardon, yarım dalga buydu. Bu da tam dalga doğrultmaç arkadaşlar. Tam dalga. Onun ismini söylemeyi unuttuk biraz önce. Tam dalga doğrultucu. Doğrultucu, doğrultmaç. Hepsini söyleyebilirsiniz. Tam dalga doğrultmaç. Tam dalga dememizin sebebi buradakileri de buna ekleyip hep artıları bir tarafa toplamış olmamız sevgili arkadaşlar. Bakın burada da aynı işlemi yapıyoruz. Artı uçları getirdik. Artı alternansların hepsini buraya şu şekilde toplamış olduk değil mi arkadaşlar? Şurası U, şurası da T. Artılar buraya toplandı. Şimdi peki biz dedik ki artılar burada toplanıyorsa eksileri de şuraya toplasak ya. Eksiler yön değiştiriyor. Değiştirmesini istiyoruz. Eksi alternansları da şuraya toplasak ya arkadaşlar. Şu şekilde. Artı geldiğinde buraya, artı gelinler diyotun yönüne doğru doğru olduğundan buraya geçti. Eksi geldiğinde buraya sevgili arkadaşlar, eksi gerilimde bu diyotla doğru olduğu için eksi gerilimde buraya geçti. U, T. Buradaki artı gerilim geldiğinde, burada bakın şöyle artı, buradaki artı gerilim geldi. Buradaki artı gerilim buraya geçti. Eksiye geçtiğinde alternans, eksi gerilim bu diyotun üzerinden buraya geçti sevgili arkadaşlar. Yani artıların hepsini tam dalga olarak bir yere, eksilerin hepsini de tam dalga olarak bir yere topladık. İşte bu tip bağlantı tipine de biz, şuradaki gördüğünüz bağlantı tipine de biz köprü tipi, köprü tipi tam dalga doğrultucu diyoruz sevgili arkadaşlar. Umarım buralar anlaşılmıştır. Diyotun yönüne göre artılar bir tarafta toplanıyor arkadaşlar. Yarım kalan, eksik kalan yerleri diğer diyotla, diğer trafonun diğer ucundaki alternanslarla tamamlıyoruz sevgili arkadaşlar. Eksik kısımları dolduruyoruz yani. Burada ise eksideki dalgalanan gerilimi de eksileridekileri de bir yere toplayıp
devamlı birbirinin üzerine ekleyerek sevgili arkadaşlar, daha doğrusu arka arkaya ekleyerek eksiler bir tarafta, artılar bir tarafta olacak şekilde topluyoruz. Ama bakın, dikkatinizi çekiyorum sevgili arkadaşlar. Burada artılar bir tarafa toplanıyor, eksiler bir tarafa toplanıyor. Ama hala değişken gerilimler söz konusu. Gerilim devamlı. Artı olarak bir uçta, eksi olarak da trafonun diyotlarımızın diğer ucunda devamlı düşüp çıkıyor. Düşüp çıkıyor sevgili arkadaşlar. 0.7'den 11.3'e, 11.3'ten artı 0.7'ye bir uçta. Eksi 0.7'den eksi 11.3'e, eksi 11.3'ten eksi 0.7'ye de diğer uçta devamlı değişen bir gerilimimiz var sevgili arkadaşlar. Şimdi peki biz buralar böyle değişiyorsa sevgili arkadaşlar, şu şekilde yapsak ne olur? Daha da doğrulttuk ya, iyice doğruya yaklaştırdık ya, artıları hep bir tarafta topladık, hiç boşluk bırakmadık. Buraya bir kondansatör koysam sizce ne olur? Artı gerilimler buradan geldiğinde artı gerilimimiz hem çıkışa aktarılır hem de bir yandan kondansatörümüzü şarj eder. Eksiler de buradan gelir. Eksi buradan kondansatörümüzün dolmasına, artı da buradan gelip kondansatörümüzün dolmasına yardımcı olur sevgili arkadaşlar. Ve buradaki artı gerilim düştüğünde kondansatör dolu olduğu için sevgili arkadaşlar, bizim düşen gerilimimizi takviye etmez mi? Yani paralel olduğu için, bunun içerisinde de bir gerilim dolduğu için, bir gerilim olduğu için sevgili arkadaşlar, o zaman çıkıştaki dalga şeklimiz şu şekilde olmaz mı? Artıya çıktı, hem çıkışa aktarıldı, hem kondansatörümüz de oldu. Düşecek, düşüyor da nitekim, ama düşerken o düşüşü bizim kondansatörümüzün içindeki gerilim yavaşlattı. Ve tam burasının şarjı tükenmek üzereyken diğer artılık geldi arkadaşlar. Diğer artılık hemen yardıma geldi. Dibe ulaşmadan, sıfır olmadan kondansatörün içindeki artı gerilim burayı bir miktar götürdü, idare etti. Sıfıra gitmeden hemen bu sefer diğer artı alternans gelmiş oldu arkadaşlar. Bakın şu artı alternansın biri. Nokta nokta çiziyorum şuraya. Burası normalde aşağı düşecekti. Fakat kondansatörün sayesinde bu düşüş geciktirilmiş oldu sevgili arkadaşlar. Çünkü kondansatörün içerisindeki gerilim bizim biten gerilimimizi takviye etti. Takviye etti arkadaşlar. Çok özür diliyorum. Kayserili olduğum için K'ler G şeklinde çıkmaya zorlatıyor. Ama ben sizin için diksiyonumu düzeltmeye çalışıyorum sevgili arkadaşlar. Takviye ediyor değil, takviye ediyor. Tekrar burası düşme eğilimindeyken kondansatör sayesinde geciktirildi. Düşmeden tekrar bir sonraki alternans geldi sevgili arkadaşlar. O zaman bizim çıkış gerilimimiz ne olmuş oldu? Şu şekilde olmuş oldu sevgili arkadaşlar. Gördünüz mü? İyice doğru bir çizgiye yaklaşıyoruz. Fakat hala doğru mu? Hala tam doğru değil. Bu sefer atıyorum 11.3 ile 11.1 volt arasında ya da 10.5 volt arasında hala düşüp çıkan bir gerilimimiz var arkadaşlar. Ama düşüp çıkma oranını baya baya azalttık. Değil mi? İşte buradaki kondansatörün kapasitesi ne kadar büyürse sevgili arkadaşlar, buradaki gecikme o kadar daha uzayacağı için doğruya daha yakın gerilimler elde ederiz sevgili arkadaşlar. Yani örnek vereyim, mesela 470 mikrofarad kullandığımız bir dalganın formunu çiziyorum sevgili arkadaşlar. Şöyle 470 mikrofarad kullandığımız bir dalga bu şekilde ise, düşecekken 470 mikrofaradın içerisindeki gerilim takviye gelip düşmeden diğer alternansa kadar idare etti. Bu şekilde geldi. Burası 470 mikrofarad için olsun sevgili arkadaşlar. 470 mikrofarad. Hemen altına 1000 mikrofarad için olanını çiziyorum. Gördünüz mü? 1000 mikrofarad olduğunda çok daha doğruya yakın bir gerilim elde ettik sevgili arkadaşlar. 2200 mikrofarad için çiziyorum. Evet sevgili arkadaşlar, şimdi daha doğruya yakın bir gerilimimiz var. Fakat
okullarda dahi söylenmeyen bir şey söyleyeceğim. Benim okulumda benim öğretmenlerim tarafından söylenilmedi sevgili arkadaşlar. Ama ben size burada bu tüyoyu vereceğim. Ve doğrultmalarınızda daha dikkatli olmanızı ve yapacağınız doğrultucuları daha stabil hale getirmenizin yolunu söyleyeceğim sevgili arkadaşlar. Şimdi diyelim ki biz 2200 mikrofaratta bu şekli elde ettik. Tamam dedik ya, artık çok doğru. Ya da 4700 için şuraya bir daha çizeyim arkadaşlar. 4700 de iyice doğru gibi olsun şöyle. Arada bir düşüş çıkışlar, çok düşük ama miktarları gördüğünüz gibi. İyice doğruya yakın olsun. Biz bu doğrultucumuzun çıkışına yük bağlarsak ne olur? Sevgili arkadaşlar, gördüğünüz gibi buradaki doğrultulmuş gibi düşündüğünüz gerilim, siz yük bağladığınızda kondansatörünüzün içerisindeki boştayken takviye gelen gerilim çok daha hızlı harcanacağı için, tüketileceği için, buraya 4700 yapıyorum. 700 mikrovolt. Çok daha hızlı tüketileceği için dalga formunuz tekrar şu şekle dönecektir sevgili arkadaşlar. Tabii bu şekle dönüyor. Buradaki daha da düşecek. Gördünüz mü? Buradaki gerilim daha da düşmüş olacak. Buradaki gerilimin ise daha da düşmüş olacak sevgili arkadaşlar. Anlatabildim mi? Yüke bağlı olarak. Yani şuralar evet tam dolu. Trafo tarafından beslenildiği için, ama düşüşler çok daha keskinleşmeye başlayacak. Daha hızlı düşmeye başlayacak. Burada da şöyle olmaya başlayacak sevgili arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. İşte kondansatörünüzün kapasitesini yüksek tutmanız ve çıkışıdaki geriliminizi regüle etmeniz bunun için önemli arkadaşlar. Sadece doğrultup kondansatör takarak ben bunu doğrulttum, artık bu doğru gerilim her türlü cihazı çalıştırır diye sakın ha sakın düşünmeyin. Evet, bunların çalıştırabileceği cihazlar var. Mesela bir motoru çalıştırmak, bir lambayı çalıştırmak, ondan sonra ne bileyim bunun gibi bir ısıtıcıyı çalıştırmak. Bunlara bu gerilimler evet yeter sevgili arkadaşlar. Sıkıntı çıkarmaz. Ama bir mikro işlemci çalıştıracaksanız, bir Arduino gibi programlanabilir kartlar çalıştıracaksanız, işte buradaki bu voltaj düşüşleri sizin kartınızın saçmalamasına sebep olacak sevgili arkadaşlar. Onun için regüle devreleri var. Regüle devrelerini anlattığımız videomuz var arkadaşlar. İsterseniz regüle devrelerini de o videomuzdan izleyip öğrenebilirsiniz. Doğrultucular ve doğrultucu tipleri bu videonun konusuydu. Burada anlattım ve son olarak da size püf noktasını verdim. Bunu dediğim gibi birçok öğretmen, birçok okul anlatmaz sevgili arkadaşlar. Bunu da öğrenmiş olun. Ben kondansatör koydum, doğrulttum ama mikro işlemcim niye saçmalıyor demeyin sonra sevgili arkadaşlar. Bu videomuzda buraya kadar sevgili arkadaşlarım. Bir başka videoda görüşünceye dek hoşça kalın demeden önce, kanalımıza hala abone olmayan arkadaşlar varsa lütfen kanala abone olmayı unutmasınlar ve bildirimlerini açmayı unutmasınlar sevgili arkadaşlar. Beğendiğiniz videolara like atmayı ve yorumlarda tecrübelerinizi, birikimlerinizi, deneyimlerinizi, hatta sorularınızı ve eleştirilerinizi bizimle paylaşmaktan çekinmeyin diyorum. Bir başka videoda görüşünceye dek hoşça kalın diyorum.